Almanya Pod programının 12. bölümünden herkese merhaba. Ben Esat Şahin. Bugün sizlerle 2020 yılı boyunca Almanya'da neler yaşandı, hangi gelişmeler ön plana çıktı bunları değerlendireceğiz. Malum 2020 yılı tüm dünya açısından korona yılı olarak biliniyor. Fakat Almanya'da koronanın yanında önemli gelişmeler de yaşanmadı değil. Özellikle neonazi grupları ile ilgili gerek polis içerisinde gerek askeri teşkilatlanmanın içerisinde gizli ağların ve bu yapılara destek veren üst düzey insanların olduğu keşfedildi. Bunun yanında tabii yine başka birçok önemli gelişme var. Ben sizler için Ocak ayından Aralık ayına kadar kronolojik olarak hangi önemli gelişmeler yaşandı ay ay sizlere aktarmak istiyorum. Ocak ayıyla başlayabiliriz. Almanya aslında yeni yıla maalesef trajik bir haberle başladı. Düsseldorf yakınlarındaki Krefeld şehrinin hayvanat bahçesinde yılbaşı gecesi bir yangın çıktı. Maalesef içinde maymunların, yarasaların ve çeşitli kuşların olduğu 50 hayvan türü bu yangında yaşamını yitirdi. Yine yılbaşı gecesi Leipzig'e bağlı Konevitz şehrinde göstericiler ve polis arasında önemli çatışmalar yaşandı. Olaylar çok büyüdü. Polisin önemli oranda şiddete başvurduğu görüldü. Sol ekstrem gruplar ve polis arasında yaşanan bu çatışmalar daha sonraki dönemde Almanya'da önemli tartışmaları doğurdu. Ekstrem sol grupların yapıları ve polisin bunlarla olan mücadelesinde kullandığı taktikler haftalarca çeşitli programlarda Almanya'da değerlendirildi. Ve tabii ki Ocak ayının en önemli gelişmesi belki de henüz Avrupa'da ve belki de Çin dışında pek yaygın olmasa da Ocak ayından itibaren Çin'in Wuhan şehrinde yeni bir koronavirüs türünün ortaya çıktığı öğrenildi. Yüzlerce insanın bu virüsten etkilendiği ve yine onlarcasının da öldüğü haberleri Avrupa'ya gelmeye başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü de bu yaşanan bu gelişmelerin uluslararası bir sağlık sorunu olduğunu açıklamıştı. Şubat ayına geldiğimizde Almanya'da siyasi deprem olarak yorumlanan önemli bir siyasi kriz yaşandı. Ülke çapında büyük eylemlerin gerçekleşmesine ve politik düzeyde önemli tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Almanya'nın doğu eyaletlerinden olan Thüringen eyaletinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Sol partinin seçimleri kazanmasına rağmen çoğunluğu elde edememesi neticesinde eyalet başbakanı seçiminde önemli bir kriz ortaya çıktı. Aşırı sağcı AfD ve Hristiyan Demokrat Parti'nin desteğiyle Hür Demokrat Partili Thomas Kemmerich eyalet başbakanı seçildi. Tabii bu olay çok büyük tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı bir partinin desteğiyle bir eyalet başbakanının seçilmesi çok büyük bir kriz doğurdu denilebilir. Merkel de konuyla ilgili örneğin affedilemez bir hata olarak nitelendirmiş ve kendi partisi CDU'yu da ağır eleştirmiştir. Gelen yoğun tepkiler üstüne 3 gün içerisinde hemen eyalet başbakanı istifa etmek zorunda kalmıştır ve yeniden yapılan seçimlerde sol parti adayı Bodo Ramelow eyalet başbakanlığını elde etmiştir. Yaşanan bu gelişme Almanya'da günlerce, haftalarca tartışıldı çünkü Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında siyasi partiler arasında aşırı sağdan uzak durma konusunda sağlanan konsensusun bozulması olayıydı bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir zaman aşırı sağ partilerle diğer partiler asla bir ittifak halinde bulunmamışlardı. Böyle bir kırılmanın yaşanması önemli bir siyasi krizi doğurdu denilebilir. Şubat ayına yine önemli bir gelişmesi. Angela Merkel sonrası Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanlığına Annegret Kramp-Karrenbauer gelmişti. Fakat parti içerisindeki tartışmalar neticesinde Kramp-Karrenbauer parti şefliğinden istifa ettiğini açıkladı ve başbakanlık için aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında parti içerisinde adaylar ön plana çıkmaya başladı. Mevcut adaylar şu an itibariyle Norbert Röttgen, Friedrich Merz, Armin Laschet ve Jens Spahn olarak görülüyor. Bu dört adayın da parti içerisinde farklı grupları temsil ettiğini söyleyelim. Kiminin daha Merkel tarzı moderate, kiminin de aşırı sağa kayan düşünceleri temsil ettiğini belirtelim. Bu anlamda Merkel sonrası CDU'nun başbakan adayının kim olacağı Almanya siyaseti açısından da çok önemli bir değere sahip. Şubat ayının bir diğer önemli gelişmesi ise Sachsen eyaletinde çok önemli bir sağcı ekstrem terör grubunun keşfedilmiş olmasıydı. Yapılan açıklamalara göre tespit edilen bu grubun kısa süre içerisinde birçok politikacıya, mülteciye, Müslüman dini cemaatlerin liderlerine suikastlar düzenlemeyi planlandığı açıklandı. Gruba dahil üyeler hala tutuklu fakat konuyla ilgili daha net açıklama o dönemden sonra yapılmadı. Şubat ayının belki en korkutucu olayı 19 Şubat tarihinde Hanau şehrinde 43 yaşındaki bir kişinin 9 genci öldürmesiyle gerçekleşti.
Olay Almanya çapında çok büyük tepkilere neden oldu. Katliamı gerçekleştiren kişinin sağ ekstrem gruplara üye olduğu ve bu ağlar içerisinde yer aldığı ortaya çıktı. Ölen 9 kişinin tamamının göçmen kökenli olduğunu belirtelim. Henüz konuyla ilgili önemli adımlar maalesef atılmış değil. Eylemi gerçekleştiren, katliamı yapan bir kişi olarak biliniyor. Fakat arkasındaki ağa dair henüz net bir çalışma yapılmış, ortaya konulmuş değil. Ve Mart ayı tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da belki de bundan sonraki hayatımızın değişiminin başlangıcı olan ay. Bu dönemde dünya çapında yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Bunun yanında Almanya'da da artık korona günlük yaşamın bir parçası haline gelmeye başlamıştı denilebilir. Yine korona haricinde Mart ayında uluslararası krizlerin ortaya çıktığı bir ay oldu. En önemli krizlerden biri de Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırın Türkiye tarafından açılması ve mültecilerin Avrupa'ya gitmek için serbest bırakılması krizi olmuştu. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 virüsünün artık bir pandemi olarak tanımlandığını duyurdu. 2 gün sonra ise Almanya'da tüm okullar, kreşler kapatılmıştı. Aynı şekilde 14 Mart itibariyle de birçok sınırın Almanya'da kapatıldığını söyleyebiliriz. Az önce de değindiğim gibi Mart ayında Almanya'da tartışılan önemli konulardan biri de Türkiye'nin sınırlarını, Avrupa'ya olan sınırlarını açması olmuştu. Yunanistan sınırının açılması neticesinde yüzlerce mültecinin Yunanistan'a girmeye çalıştığı haberleri Almanya'ya ulaştı. Yunanistan tabii ki sınırlarını kapatmıştı. Bu durum Almanya'da yoğun bir gündem olmuştu. Merkel de konuyu ciddiye alarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mülteci anlaşmasına devam etmesi için görüşmeleri sürdürmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 18 Mart tarihi itibariyle koronavirüsün de ortaya çıkması neticesinde Türkiye tekrar mültecileri sınırlarını kapattı ve mülteci anlaşmasına uyacağını açıkladı. Mart ayında yaşanan bir diğer önemli gelişme ise aşırı sağcı AfD partisinin 12 Mart itibariyle Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı bir grup olarak nitelendirilmesi oldu. Aslında direkt tüm partiye değil ama parti içerisinde bir kanadın bu şekilde sınıflandırılması önemli bir gelişmeydi. Çünkü AfD Almanya'da aşırı sağ düşüncelerin yayılmasında ve siyasi boyutta bu seslerin yükselmesinde çok önemli bir etken. Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından böyle bir karar alınması, ileride yapacakları faaliyetleri kısıtlanması adına çok önemli bir gelişmeydi. Nisan ayına geldiğimizde Almanya'da artık hayatın tamamen korona pandemiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Konunun sağlık boyutunun yanında ekonomik boyutuyla da önemli gelişmeler doğurduğunu sizlere daha önceki programlarda açıklamıştım. Almanya'da neredeyse 500 bin kişiyi etkileyen işten çıkarmalar bu dönemde yaşandı. Virüs neticesinde artan sayıları önlemek için de yine önlemlerin arttırıldığı bir ay olmuştu Nisan ayı. Fakat Nisan ayının sonuna geldiğimizde alınan önlemler neticesinde sayıların yavaş yavaş azalmaya başladığı da görülmüştü. 30 Nisan itibariyle de kısıtlamalarda hafiflemeler başlamıştı. Örneğin müzeler, hayvanat bahçeleri tekrar açılmış, dini mekanlar da tekrar ziyarete açılmıştı. Nisan ayında koronavirüse dair yaşanan bir diğer önemli gelişme ise BioNTech firmasının aşı için ilk testleri yapmaya başladığını duyurması olmuştu. Yaşanan bu gelişme tabii ki Almanya açısından geleceğe dair umutla bakılmasına önemli bir rol oynadı. Çünkü BioNTech firması bu açıklamayı yapana kadar hastalığın nereye gideceğine dair çok fazla spekülasyon özellikle TV programlarında tartışılıyordu. Halkta endişe çok yoğundu. Fakat BioNTech'ten gelen böyle bir açıklama, ilk testlerin yapılmaya başladığı ve aşının yakın zamanda üretileceğine dair sevindirici haberin duyurulması ülke çapında da bir rahatlamaya neden oldu denilebilir. Mayıs ayı da tıpkı Nisan ayı gibi koronavirüsün tamamen gündemi meşgul ettiği bir ay oldu. Fakat Mayıs ayında alınan tedbirlere dair Almanya çapında önemli protestoların da gerçekleştiğini gördük. Özellikle yapılacak kurtarma paketlerinin boyutu, hangi firmalara kurtarma paketlerinin uygulanacağı, Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı gibi tartışmalar önemli gündem maddeleriydi denilebilir. Mayıs ayı Almanya tarihi açısından her zaman önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya açısından bitişinin 75. yıl dönümüydü. 8 Mayıs itibariyle Almanya 1945 yılında tamamen teslim olmuştu ve savaş Almanya açısından Nazilerin mağlubiyetiyle sonuçlanarak Almanya açısından tamamen bitmişti. Bu yılın da 75. yıl olması münasebetiyle aslında daha çok tabii ki önemli etkinlikler planlanmaktaydı fakat pandemi nedeniyle sadece önemli açıklamaların yapıldığını gördük. Mayıs ayının bir diğer önemli gelişmesi ise Amerika'nın
Minneapolis şehrinde Afro-Amerikan George Floyd'un polis kontrolü sırasında adeta işkence edilerek öldürülmesiyle gerçekleşti. Amerika'da yaşanan büyük protestolar ve olaylar Almanya'ya da yansıdı. Önemli protestoların yanında ülkedeki ve polis içerisindeki ırkçılık tartışmaları da tekrar alevlendi denilebilir. Birçok insan sosyal medya üzerinden polis şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Haziran ayı pandeminin daha çok sağlıktan ziyade politik düzeyde tartışıldığı bir ay oldu. Mart ve Nisan ayında alınan önlemlerin ekonomiye yansımaları, ekonomiye vurduğu darbe yoğun bir şekilde bu dönemde tartışıldı ve bazı kurtarma paketleri bu dönemde açıklandı. Örneğin 130 milyar euroluk hükümetin açıkladığı paket önemli bir gelişmeydi. Bunun yanında katma değer vergisinin %19'dan %16'ya düşürülmesi ekonomiyi canlandırmak adına önemli bir gelişmeydi. Aynı şekilde turizmi canlandırmak adına sınır kontrollerinin tekrar ortadan kaldırılması da önemli bir gelişmeydi. Haziran ayında yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Stuttgart şehrinde 20 Haziran gecesi polis ve çok sayıda genç ile yaşanan çatışmalar oldu. Polis kontrolünün kısa süre sonra polis ile gençler arasında bir kavgaya dönüştüğü ve gençler tarafından polise ağır saldırıların yapıldığı duyuruldu. Bu durum Almanya kamuoyunda önemli tartışmaları doğurdu. Özellikle polise yapılan şiddetin yanında polis tarafından yapılan şiddet de yoğun bir şekilde tartışıldı. Polisin bu şiddeti uygularken ne derece haklı olduğu, aynı şekilde gençlerin de polise bu öfkesinin nedeninin ne olduğu yoğun bir şekilde Almanya'da kamuoyunda tartışıldı. Temmuz ayına geldiğimizde koronavirüs artık dünyada yarım yılını doldurmuş durumdaydı. Tüm dünyada devletler, hükümetler yardım paketleri açıklamaktaydı. Yine aynı dönemde Almanya'da da ikinci bir enfeksiyon dalgasının yayılmaya başladığına dair haberler çıkmıştı. Özellikle Temmuz ayında tatilden dönen insanlar ay sonu itibariyle sayıların oldukça artmasına neden olmuştu. Özellikle İspanya'nın Mallorca şehrinden gelen tatilciler artan sayılarda önemli bir faktör olmuştu. Temmuz ayının korona dışındaki en önemli gelişmesi ise neonazi gruplarının birçok politikacıya ve önemli isimlere tehdit mailleri yollaması oldu. Gelen tehdit maillerinin polis içerisindeki kişilerden olduğu anlaşılması, örneğin Hessen Emniyet Müdürü'nün istifa etmesine neden olmuştu. Hessen yaşanan bu gelişmelerin merkezindeydi denebilir. Tam 69 tane tehdit mailinin NSU2 imzasıyla Hessen'dan insanlara yollandığı ortaya çıkmıştı. Bu konuyu 2 hafta önce NSU ile ilgili gelişmelerde değerlendirdiğimizi tekrar hatırlatayım. Oradan konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri elde edebilirsiniz. Tıpkı Stuttgart'ta olduğu gibi Frankfurt'ta da Temmuz ayı içerisinde polis ve gençler arasında ağır çatışmalar yaşandı. 19 Temmuz akşamı yine bir polis kontrolü sırasında gençler ve polis arasında sözlü tartışma daha sonra şiddet eylemlerinin ortaya çıktığı bir süreci doğurdu. Yine bu konu da aynı şekilde Almanya'da bu dönemde çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Gençlerin polise olan öfkesinin nedeninin ne olduğu, polis içerisindeki sağcı grupların ortaya çıkmasıyla mı ilişkili olduğu yoksa gençlerin göçmen kökenli olması nedeniyle konunun bir entegrasyon sorunu mu olduğu gibi tartışmalar bu dönemde görüldü. Ağustos ayına geldiğimizde SPD açısından önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Bundestag seçimleri 2021 sonbahar döneminde gerçekleşecek. Fakat SPD bilindiği üzere son yıllarda oldukça başarısız bir tabloya sahip. Son seçimlerde oy oranları oldukça düşmüş durumda. Bu nedenle partide de liderlik tartışmaları her yıl yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 Ağustos tarihinde SPD şu an itibariyle başbakan yardımcısı olan Olaf Scholz'u 2021 seçimlerinde başbakan adayı olarak duyurdu. Olaf Scholz tartışmalı bir isim diyemem çünkü SPD seçmeni açısından anketlere göre önemli oranda destek alıyor. Fakat SPD içerisindeki sol kanadın Olaf Scholz'a karşı mesafeli olduğunu da söyleyebiliriz. Yapılan anketlere göre SPD seçmeninin neredeyse %80'i Olaf Scholz'a destek veriyor. Fakat bu durumun yine anketlerde SPD'nin oy oranını pek de yükselttiği söylenemez. Son anketlerde SPD 3. parti konumuna düşmüş durumda. CDU ve Yeşiller Partisi'nin ardından 3. sırada konumlanmış durumda. Bu durumun 2021 seçimlerine kadar ne oranda değişeceği tartışmalı fakat pek de umut verici bir gelişme yaşanmadı SPD açısından söylenebilir. Yine Ağustos ayında Almanya'da gündem olan konulardan biri Almanya'nın başarılı futbol kulüplerinden Bayern Münih'in üçlü kupaya ulaşması oldu. Hem Bundesliga hem Almanya Kupası hem de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Bayern Münih'in kazanması çok büyük bir başarıydı. Bu da spor kamuoyunda önemli bir gündemdi.
Gelelim Ağustos ayının korona gündemine. Ağustos ayında çok büyük gösteriler yaşandı Almanya'da. Gösteriyi gerçekleştirenler de korona konusundaki komplo teorilerine inanan insanlardı. Almanya'da hükümetin korona ile ilgili aldığı önlemleri protesto eden bu insanlar koronavirüsün